Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Bu videomuzda Barış Yayınları İntegral Fasikülü Test 9'u birlikte çözeceğiz. Şükrü hocamızın verdiği ödevi yerine getireceğiz. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize demiş ki integralinde köklü ifadenin olmadığı bir dönüşüm yapıldığında oluşan yeni integral ifadelerinden hangileri olabilir? Şimdi arkadaşlar köklü ifadeden kurtulmak istiyorsam kökün içindeki ifadeye bir şeylerin karesi olarak söyleyebilirim. Ben burada ilk önce x artı 5'e u kare demek istiyorum. X artı 5'e u kare dersem x artı 5'in türevi dx eşittir. U karenin türevi arkadaşlar 2u çarpı du'dur. O zaman integrali baştan düzenleyelim. Yukarıya yazmak istiyorum. Şimdi x demiş ya x. X artı 5'e ben u kare demiştim. O zaman x arkadaşlar u kare eksi 5'tir. U kare eksi 5 çarpı kök içinde u kare. Kök içinde u karede u diye çıktı arkadaşlar. Tamam. Dx yerine de 2u çarpı du yazacağım. 2u çarpı du olarak yazdım. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar buradaki u ile 2u çarparsam 2u kare olur. 2u kare çarpı u kare eksi 5 çarpı du. Birincisi oluyor değil mi? 2u kare çarpı u kare eksi 5 çarpı du olarak geliyor arkadaşlar. Birinci öncül olabilir dedim. Şimdi ikinci öncül olabilir mi acaba? Burada t'li söylemek istiyorum. Hani t üzeri 5 falan filan var ya. Ben bu sefer arkadaşlar içerideki ifadeye bir dakika özür dilerim. Kökün içindeki x artı 5'i t üzeri 4 demek istiyorum. Hani 4 t üzeri 9, 20 t üzeri 5 falan var ya, bu yüzden t üzeri 4 dedim. Zaten t üzeri 4 diyeyim ki kökün içindeki ifade dışarıya çıkabilsin. Arkadaşlar buradan dx dediğim şey 4 çarpı t üzeri 3 çarpı dt olarak gelir. İntegrali düzenlersem şimdi x artı 5 t üzeri 4'tü. Burada x var. X arkadaşlar t üzeri 4 eksi 5'tir. T üzeri 4 eksi 5 çarpı kök içinde x artı 5. Yani kök içinde t üzeri 4. Bu da dışarıya t kare diye çıktı. Dx yerine de arkadaşlar 4 çarpı t küp çarpı dt yazdım. Şimdi şuraya bakalım. Burada t kare ile t üzeri 3 çarparsam t üzeri 5 olur. 4 t üzeri 5 olur. Burası 4 tane t üzeri 5'miş. 4 tane t üzeri 5 ile t üzeri 4'ü çarparsam 4 çarpı t üzeri 9 olur. 4 t üzeri 5 ile eksi 5 çarparsam eksi 20 çarpı t üzeri 5 çarpı dt gelir. Sanırım ikinci öncül arkadaşlar aynısı. O zaman ikinci öncül de olur. Şimdi şıklarına dikkat edersek 1, 2, 1 ve 3 falan filan var. Yani 1, 2, 3 çok. 3'ü eledim. O zaman sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar Denizli şıkkı. Hocam 3. öncül olabilir mi? Nasıl deneyecektik derseniz burada m üzeri 6, m üzeri 8 gibi şeyler deneyerek aslında olmadığını görebiliriz diyorum. Başka da aklıma bir şey gelmiyor aslında. Şimdi ikinci soruya geldik. İkinci soruda arkadaşlar. Dy bölü dx demek y'nin türevi demektir. Y dfx arkadaşlar f'in türevi demektir. F'in türevi x eşittir. Y fx'ti. Fx bölü 16 olarak yazdım. Şimdi bana buradaki integralin değeri sorulmuş. Böyle sorularda fx'e u demek sorunun cevabını getirir arkadaşlar. Ben fx'e u dersem o zaman f'in türevi x çarpı dx eşittir du olur. Şimdi integrali düzenlemek istiyorum ben. İntegrali düzenleyelim şuraya. Fx'e u demiştim. F üzeri 4x var. O zaman u üzeri 4 çarpı dx'e ne yazacağım acaba? Şimdi dx'i yalnız bırakacağım ya şurada bak. Dikdörtgen için aldım, kırmızı dikdörtgen. F'in türevi x çarpı dx var. Arkadaşlar f'in türevi x fx bölü 16 değil mi? Bir yazayım burada isterseniz. Bakın fx bölü 16 çarpı dx eşittir d olarak yazdım bunu. Ben fx'e u dememiş miydim? Buradaki fx'e de u yazarsam u bölü 16 çarpı dx eşittir du olur. Buradan da bak dx'i yalnız bırakırsam 16 çarpı du bölü u olur. Tamam, yazalım hemen. U üzeri 4 çarpı yazmıştık şurada en son. Bunun yanına arkadaşlar 16 çarpı du bölü u olarak yazdım. Bu da sanırım şöyle oldu. 16 çarpı u küp çarpı du oldu arkadaşlar. Şimdi ekranı sileceğim. Şu aşağı tarafı silip yazacağım buraya. 16 çarpı u küp çarpı du'nun integralini alacağım arkadaşlar. Bunun integralini alırsam 16 zaten katsayı. U üzeri 4 bölü 4'tür. U da neydi? Fx'ti. O zaman f'in 4. kuvveti x bölü 4 artı c olarak geldi. 4 ile 16 sadeleşirse arkadaşlar hemen silelim. 4 ile 16 sadeleşirse 4 yazarım. 4 çarpı f üzeri 4x artı c nerede var? C şıkkında var değil mi? Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soru çok kolay arkadaşlar. Ben böyle sorularda tabii ki şu iç kısmı u demeyi düşüneceğim. Zaten iç kısmı u dersem cevap gelecektir. Bakın. Ben 2 eksi 2 bölü x'e u dersem 2'nin türevi 0. Eksi 2 bölü x'in türevi 2 bölü x karedir. Çarpı dx eşittir du'dur. Burada dx bölü x kare var ya, dx bölü x kare. Aslında du bölü 2'dir. Hadi yazayım. Dx bölü x kare nedir? Du bölü 2'dir. Şimdi buradaki ifadeyi düzenleyelim. İntegral dx bölü x kare du bölü 2 zaten. Buna da u demiştim. O zaman arkadaşlar 1 bölü u küp çarpı dx bölü du bölü 2. Dx değil de du bölü 2 olarak yazdım değil mi? Dx bölü x kare yani du bölü 2 yazdım. Yandaki ifade u zaten. Zaten buna eşit oldu. Bak görüyor musun? Demek ki ben ne dönüşümü yapmak zorundaymışım? 2 eksi 2 bölü x eşittir u dönüşümü yapmak zorundaymışım arkadaşlar. Burada da u'yu bu tarafa atayım. 2 eksi u olsun. Eksi 2 bölü x'i karşıya atayım. 2 bölü x olsun. X'i yalnız bırakırsak arkadaşlar 2 bölü 2 eksi u gelir. Yani sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı oldu. Umarım açıklayıcı oluyordur soruların çözümleri. Bakayım bir şema hatası yapmış mıyım? Arkadaşlar 3 Adana demiş. Ha 3'ü buldum ben zaten. Pardon ya. 2 Ceyhan 1 Denizli. Tamam, şema hatası yapmamışız. 4. sorudan devam edelim. 4. soru güzel bir soruya benziyor. Ne demiş? Başlangıçta gölgenin boyu 8 metreymiş. T yerine 0 yazdığım zaman cevap 8 gelecekmiş. Sanırım bu bilgiyle C'yi bulacağım. Daha sonra da zaten T yerine kök 7 yazıp cevap bulacağız arkadaşlar. Şimdi DH bölü DT demek. H'nin T'ye göre türevi demektir arkadaşlar. 8T çarpı kök içinde. Kökün derecesi 3'müş bu arada. T kare artı 1 olarak verilmiş arkadaşlar. Her iki tarafın integralini alırsam. H'nin türevi T'nin integrali arkadaşlar. Allah Allah. HT'dir. HT'dir. Şimdi ben bu tarafın integralini alacağım arkadaşlar. 8T çarpı değil mi? Kökün derecesi 3 olacak şekilde T kare artı 1. Arkadaşlar T kare artı 1'e ben U desem gelir mi acaba? Bence gelir. T kare artı 1'e ben U diyeyim. Dur şurada yazayım. T kare artı 1'e U dersem 2T çarpı DT eşittir DU olur arkadaşlar. 2T çarpı DT DU ise ben burayı 4 ile genişletim. Burayı da 4 ile genişletim. 8T çarpı DT eşittir 4 DU olsun. Şimdi şöyle yazayım bir daha. 8T çarpı DT 4 tane DU'ydu. 4'ü yazdım. Burada da kökün derecesi 3. İçerideki ifadeye U demiştim arkadaşlar. DU olarak yazdım değil mi? Bakayım az. Sanırım doğru yazdım ama bir daha uzatıyorum işte. Kafanız takılmasın diye. Arkadaşlar karışmasın diye. U yazdım. Kökün içinde U oldu. Tabii 8T çarpı DT'de 4 DU'ydu zaten. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu HT'yi şu aşağıya yazdım. HT eşittir. Bu arkadaşlar kökün derecesi 3 içeride U var ya, bu U üzeri 1 bölü 3'tür. Dur şunu sileyim, U üzeri 1 bölü 3 yazdım. İntegralini alacağım ya. Şöyle U üzeri 1 bölü 3 yazdım. Arkadaşlar 1 bölü 3'ü 1 artırırsam 1 bölü 3 artı 1'den 4 bölü 3 olur. Yani aslında bu 4 çarpı, bak şuraya yazdım, 4 çarpı U üzeri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3 yani çarpı 3 bölü 4 artı C'dir. 4'ler giderse 3 çarpı U üzeri 4 bölü 3 artı C'dir. U neydi? T kare artı 1. O zaman T kare artı 1'in 4 bölü 3. kuvveti artı C olarak yazdım arkadaşlar. Umarım doğru yapıyoruz her şeyi. Şimdi ne yapacağız biz? Şimdi T yerine 0 yazdığımız zaman cevabın 8 geldiğini söylemiştik. C'yi bulacağız. T yerine 0 yazıp 8 eşitleyeceğiz. 8 eşittir 3 çarpı 1 artı C'den 3 artı C'den C'yi 5 bulduk arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben burada kök 7 yazacağım T yerine. C yerine 5 yazacağım. Cevabı bulacağım sanırım. Tamam. Şöyle yazalım buraya. 3 çarpı kök 7'nin karesi. Hani T kare artı 1 üzeri 4 bölü 3 ya. Kök 7'nin karesi 7'dir. 7'ye 1 toplarsam 8. 8 üzeri 4 bölü 3 artı 5 olarak geldi arkadaşlar. 3 çarpı 8 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 3'ün 4 bölü 3. kuvvetini yazarsam 2 üzeri 4'ten 16 geldi. Artı 5 yazdık. 3 kere 16 48. 5 daha 53. Yani sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı geldi arkadaşlar. Zaten az önce bakmıştım sorunun cevabına A diye. Umarım açıklayıcı oluyordur. Cevap Adana şıkkı. 5. soruya geldik. 5. soruda arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum. Çay mı getir? Her şeye bakayım. Teşekkür ettim çay için. Onu da satayım, ağzım yandı. Arkadaşlar kusura bakmayın ama ben söylemiştim, video çekersen bile çay getir demiştim eşime. Çünkü oruç tuttuğumuz için gün içinde boğazımız çok kuruyor. Onun için söylemiştim. Onun için. Şu an oruç değilim tabii ki. Yoksa nasıl çay içeyim? Allah Allah. İftardan sonra ya. Şimdi arkadaşlar İlk önce buradaki ne? Newton. Yani ben şu ifadeyi düşüneceğim. Bu ifade Newton cinsinden verilmiş. Gidip de neye göre türe falan almayacağım. Hocam burada çarpı neye falan var demeyin. O ifadenin Newton cinsinden yazıldığını söylüyor bana. Şimdi dp bölü dt demek p'nin t'ye göre türevi demektir. Eşittir 2t çarpı t kare artı 1'in 9. kuvveti olarak yazdım arkadaşlar buradan. 9 az küçük yazayım. Niye o kadar dana gibi yazdıysam 9 olarak yazdım, tamam mı? Şimdi ben burada her iki tarafın integralini alırsam P'nin türevinin integrali arkadaşlar P'nin kendisine eşittir. Tamam. Eşittir. Burada da integral işte çarpı dt yazdığımız zaman bence burada biz tek kare artı 1'e u dersek cevap gelecektir. Nerede yazayım ben bu çözümleri? Yukarıda yazayım. Tek kare artı 1'e u dersem 2t çarpı dt 2t çarpı dt arkadaşlar du oldu. Tamam bak şurada 2t çarpı dt vardı zaten. İntegral yazdım. Tek kare artı 1'e u demiştim. U üzeri 9 çarpı d olarak geldi değil mi? Bakayım az. Aynen. U üzeri 9 çarpı d olarak geldi arkadaşlar. O zaman ben pt'yi bir daha yazayım. Pt'yi neyle yazsam acaba? Kırmızıyla yazayım. Biraz yavaş yazıyorum kusura bakmayın ama pt eşittir dedim. U üzeri 9 çarpı d'nin integrali u üzeri 10 bölü 10 artı c'dir. Bu neydi? Tek kare artı 1'di. O zaman tek kare artı 1'in 10. kuvveti bölü 10 artı c olarak yazdık arkadaşlar. Bakayım az. Evet. Süspansiyonun başlangıç tepkisi 0,7 N olmuş. Yani ben burada t yerine 0 yazdığım zaman 0,7 gelmek zorundaymış. O zaman 0,7 t yerine 0 yazdım arkadaşlar. 1 bölü 10 oldu değil mi? Bak tek kare artı 1'in 10. kuvveti ya. T yerine 0 yazdım. 1 bölü 10 0,1 artı c. C buradan 0,6 olarak geldi. Tamam. Şu boyadığım şeye dikkat edelim. Karışmaması için boyayacağım. Daha doğrusu. Boyadım derken. Aha bak. Bir daha da söyleyeceğim arkadaşlar ben bunu. İçime sinsin istiyorum çünkü. Pt eşittir. Tek kare artı 1'in 10. kuvveti bölü 10. Artı c. C'de 0,6 buldum. İlk 1 saniye sonunda dediği için t yerine 1 yazacağım. Cevap gelecek. T yerine 1 yazarsam 1'in karesi 1. Yanındaki 1 ile toplarsam 2. 2 üzeri 10 bölü 10 olur. Artı c'de kaç? 0,6. 2 üzeri 10 1024 mi? Arkadaşlar. Değil mi? 2 üzeri 10 1024 olması gerekiyor. 1024'ü ona bölersem 102,4. 0,6'ya toplarsam 103. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Sanırım bu son soruydu. Evet son soru arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Ben cevap vermeye çalışacağım. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani test bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.